Bermece Adası olayı, dünyada yaşanan olayların nasıl şaşırtıcı olabileceğinin kanıtlarından bir tanesi. 1700'lü yıllardan 1921'e kadar görünen Bermece Adası, daha sonra bir anda ortadan kayboldu. 1700'lü yıllarda bölgeden geçen İspanyol gemiciler dahil birçok gemici tarafından varlığı bilinen ada haritalara bile girdi. Zaman zaman yer değiştiriyordu fakat bu o kadar da etkili değildi. Adanın nasıl yer değiştirdiği bazı soru işaretlerinin nedeni olmuştu sadece. Bazılarına göre adanın yer değiştirmesinin altında zemin bazlı problemler varken, bazılarına göre ise yaşanan toprak kayması, metan gazı gibi sebepler de rol oynamıştır. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. 1531 yılında keşfedilen adanın daha sonra 16. ve 17. yüzyılda bir kez daha görüldüğü ve haritalara eklendiği bilinirken, kesin olarak hangi gün veya hangi ay bulunduğu konusunda bir bilgi bulunmamakta. Çok fazla sayıda teori olmasına rağmen adanın ada olmadığı ve adacık olduğu belirtilmekte. Küçük bir adacık olduğu belirtilen ada ile ilgili olarak bir insan yaşamına uygun olup olmadığı ise soru işaretleri yaratıyor. Kesin olarak fotoğraflanmadığı için adanın ne kadar büyük olduğu konusunda hiçbir zaman kesin verilerle konuşulamadı. Bermece Adası 1921 yılından sonra bir daha asla ortaya çıkmadı. 1997 ve 2008 yılları ile 2001 yılları arasında Meksika hükümeti bölgede tarama çalışmaları yaptı. Ada ile ilgili hiçbir ize rastlanmadı. Adanın Meksika Körfezi'nde bulunuyor olmasından dolayı Meksika'da bu konu çok fazla insan bölgede neler olup bittiği konusunda merak etmiş olsa bile adanın bugüne kadar karadan, denizden veya havadan asla görülmediği belirtilmektedir. Son 50 yıl içerisinde adanın bulunmamış olmasına bağlı olarak bazı teoriler ortaya atılmış ve bir daha adanın görülmeyeceği gibi hayalet ada olabileceği ve gelecekte tekrar ortaya çıkabilecek olduğu gibi zaman zaman bazı çevrecilerce iddia edilmektedir. 1921 yılından sonra asla görülmeyen adanın bundan 100 yıl sonra veya daha farklı bir tarihte görülüp görülmeyecek olduğu kesin olarak bilinemez. Ancak çok sayıda insan bu konuda soru işaretlerini yanıt aramaya devam edecek gibi görünüyor. Bermece Adası'nın ortadan kaybolması ile ilgili birçok farklı iddia ortaya atılmıştır. Bu iddialardan ilki ve en çok dikkat çekeni ise CIA'nin de bu adacığı yok etmesiyle ilgilidir. Öyle ki iddialara göre Amerikan istihbaratı CIA'nin adanın varlığından haberdardır ve adanın küçük olmasına rağmen Meksika'ya deniz yetki alanları konusunda yetki verdiği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin denizdeki haklarını kısıtladığını düşünmektedir. Bu sebeple adacığın CIA tarafından yok edildiği, havadan bombalanarak veya adaya ayak basarak bir şekilde adayı toprak parçalarına ayırdığı iddia edilmekte. CIA bu konuda hiçbir zaman kesin bir açıklama yapmamış olmasına rağmen çok sayıda soru işaretlerine sebep olmuştur. CIA için adanın yok edilmesinin ve parçalara ayrılmasının o dönem için bile çok kolay olduğu belirtilmiş, hatta belirli küçük ve orta güçlü patlayıcıları bombaların bu adacık üzerinde test edilmiş olabileceği bile iddia edilmiştir. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika arasında savaş ihtimali olmaması ve Meksika'nın böyle bir girişimde bulunmayacak olmasının Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Kurumu'na güç ve güven verdiği, bu sayede de CIA'nin adacığı ortadan kaldırmak ve deniz yetki alanlarında olan sınırları ortadan kaldırmak için bu tür bir yönteme başvurduğu iddia edilmiştir. Bu iddiaların arkasından bir iddia daha ortaya atılmıştır. CIA'nin Meksika Körfezi'nde yer alan Bermeje Adası yakınlarında doğal gaz ve petrol olabileceği konusunda yapılan çalışmalar olduğu ve doğal gaz haklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olabilmesi için adanın yok edilmesi konusunda karar vermesi gerektiği iddia edilmiştir. Adacık orada olduğu sürece Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına rahat bir şekilde bölgede hareket edemeyebilecek olduğu, ancak ada olmadığında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yetki alanlarını genişleyerek bölgeden çıkartılacak olan gazın tamamına sahip olabileceği iddia edilmiştir. Meksika'nın Bermeje Adası dahil deniz yetki alanlarının bu adanın ortadan kaldırılması ile oldukça fazla kısıtlandığı ve bölgede tahmin edilen büyük petrol rezervleri üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tam yetki haline getirildiği iddia edilmektedir. Amerika'nın bölgedeki bugüne kadar çok sayıda savaş gemisi ve araştırma gemisi yer alsa bile bölgede Meksika ile ilgili hiçbir sorun yaşamadığı, özellikle deniz yetki alanları konusunda olduğunda Amerika Birleşik Devletleri'nin karasuları korumak ve bölgede güvenliği sağlamak için çok sayıda devriye gemisinin bulunduğunu iddia etmektedir. Washington DC bugüne kadar net olarak hiçbir zaman bölgedeki araştırmalar konusunda bilgi vermemiş olsa da petrol rezervleri olsun veya olmasın, Amerika'nın herhangi bir petrol rezervi olduğunda bölgede bu hakları tamamen kendisinin alabilecek olduğunu da bildirmektedir. Meksikalı milletvekili Elisa Cardes,
bu konuda bir gün yaptığı açıklamada iki ihtimal olduğunu ve adanın küresel ısınma nedeniyle okyanusun dibine çakılmış olabileceğini açıkladı. İkinci en güçlü ihtimal ise yine bu CIA iddiası olduğunu belirtmiştir. Ancak Meksika hükümeti bugüne kadar bu konu üzerinde pek fazla durmayarak sadece iki kez araştırma yapmış ve 2011 yılından bugüne kadar devlet nezdinde herhangi bir adım atılmadığını bildirmektedir. Yapılan çalışmalarda kısa vadede Meksika için herhangi bir fayda etmeyecek olduğu anlaşılmış, her iki sebeple bile olsa Meksika'nın deniz yetki alanlarının sınırlı kaldığı ve Amerika'nın bölgede çok fazla özgür hareket etmesini sağlandığını bildirmiştir. Bugünden sonra adı ortaya çıkmayacağına göre bazı bölgede karasular üzerinde herhangi bir hak iddiası veya herhangi bir problem olmasının söz konusu olamayacak olduğu tahmin edilmektedir. 2000 yılında imzalanan anlaşma ile Amerika ve Meksika bölgedeki petrol ve benzeri değerli yeraltı kaynakları adına aramalar yaptı ve bu anlaşma 2011 yılında sona erdi. Ancak Amerika ve Meksika bölgede herhangi bir faaliyet içerisinde girmedikleri net olarak açıklanmıştı. Meksika Dışişleri Bakanlığı'nda bu konuda sorulara hiçbir şekilde yanıt vermediğini ve konu hakkında da bilgi vermeyi reddettiği belirtilmiştir. Milletvekilleri geçmiş dönemlerde dönemin devlet başkanı Felipe Calderon'a mektup yazarak adanın nasıl ortadan kaybolduğu konusunda kendilerine derhal bir açıklama yapmasını talep etmiş, ancak bu talepleri hiçbir zaman net olarak yanıt bulmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika arasındaki bu konuda bir anlaşma yapılmış olabileceği iddia edilmesine konu olan sebepler buradan kaynaklıyor olsa da bazılarına göre ada o dönemde Meksika'nın ve Amerika'nın olası bir bölgesel sorunu engellemek için birlikte burada yok ettikleri de iddia edilmiştir. Hiçbir zaman iddialar kesin olarak yanıt bulmazken bu adanın ortadan kaybolmasında tek şanslı çıkan Amerika olmuştur ve en büyük kaybı ise Meksika yaşamıştır. Meksika hükümeti ile ilgili bir dönem hükümet bu konuda adanın küçülmüş olabileceğini ve bu sebeple küresel ısınmanın etkisinden dolayı yok olmuş olabilecek olduğunu iddia etmiş, ancak bu konuda kesin olarak hiçbir açıklama yapmamıştır. Birçok yerel gazete ve internet sayfası bununla ilgili haber yapmış, fakat yayınlanan haberler daha sonrasında kaldırılmıştır ve o haberlere bugün bile ulaşılamamaktadır. Ne sebeple olursa olsun adanın oradan kaybolması gizemli olarak kalmaya devam edecektir. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.